İşte Mehtap Gelin'in mangal konseptli sunum masası. Sucuktan köfteye, kebaptan közlenmiş sebzelere enfes mangal tabağı. Mangalın en iyi eşlikçisi sebzeli bulgur pilavı. Kuru patlıcan dolması. İncecik doğranmış yeşilliklerin patatesle buluştuğu lezzet patates salatası. Maydanoz ve pul biberle tadı arşa çıkan soğan salatası. Ve kat kat elde açılan yufkalarla emek kokan baklava, gelinimizin misafirlerine sunduğu lezzetlerden bazıları. Hoş geldiniz masama. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz masama? Güzel buldum açıkçası. Dışarıda da birlikte yaptık. Evet. Gözüme duman kaçtığı için ben onları düşürdüm. Kusura bakma ama şu an güzel görünüyorlar. Bir şey olmamış yani. Önemli değil. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben lezzetlerimi tanıtayım size isterseniz. Patates salatası, kuru dolmamız, salatamız, meyhane pilavımız, havuç tarator, kekimiz, önde trileçemiz, içeceklerimiz, ayranımız, gül tatlımız. Bu da bize Yozgat ait. Yani biz Kayseri, anne tarafım benim Kayseri. Arabaşı çorbası. Bu şöyle göstereyim size. Tavuklu oluyor. Normalde bunun hamuru da oluyor. Yanında hamuruna bandırırsın. Hamurunu kesinlikle evet. Yutmaman, çiğnememen gerekiyor. Direkt çorbayla birlikte yutman gerekiyor. Hamurunu yapmak istemedim. Mangalı yanında hamur olmaz diye. Bizim orada da çok meşhur bu arada. Çok lezzetli. Koyu bol bol acılı efendim. Koyu mu oluyor? Evet, bu koyu olur. Bir de beklemiştir. Biraz daha koyulaşmıştır tabii. Bu şekilde hamurunu yapmak istemedim ben. Bence sen hamurunu benden çekindiğin için yapmadın. Çünkü benim masamda gün masası diye eleştirip hamur işi dedin. O yüzden de yapmadığını düşünüyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bu arabaşı çorbasının yanındaki hamur büyük bir tepside yapılır. Ortasını kesersin, hamurunu alırsın biliyorsun sanırım. Biliyorum. Büyük bir kasede arabaşı çorbasını koyarsın. Ailecek yer sofrasında önce hamur, sonra çorba, önce hamur, sonra çorba başlarsın. Ve bu yemeğin yanında da herhangi bir yiyecek olmadığından dolayı seninle alakası yok. Yemek tam değil yani hamur olmadığı için bence ben bilmiyorum bu çorbayı ama arabaşı çorbası olmuyor bence. Çünkü birkaç yerde gördüm ama hiç yemedim. Olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bunu tekten de yapıyorlar. Sadece hamur olmasına gerek yok. Tamam. Biz de tek öğrenirsin bu. O zaman. Evet, tek de yapılıyor bu. Hamurla alakası yok. Hamur tercihe bağlı. Mesela ben hamurunu sevmiyorum. Daha malhoş geliyor bana. Hoşuma gitmiyor. Ben sürekli tercih ediyorum. Tatmak masada isterseniz kepçe görmeyi isterdim. Evet, kepçe unutmuşuz. Hepsi var. Şöyle göstereyim servislerimi. Bir tek kepçeyi unutmuşum. Kusura bakmayın, haklısınız. Ben masamda eksik bir şey bulamadım bugün. Her şey tam benim için. Yani çok güzel hazırlanmışsın. Teşekkür ederiz. Sadece üzerim mangal koktu. Ama gördüğüm kadarıyla bardakların, çatal bıçağın, tabakların, her şeyin gayet uyumlu. Ve porselen gördüğüm kadarıyla hepsi. Hani cam kullanmamışsın ya da tepsi kullanmamışsın. Bu beni çok sevindirdi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim güzel yorumların için. Duman konusunda da mangal, özür diliyorum. Ama mangal olduğu için dumana da bir şey yapamadım. Biraz da bahçe esintiliydi. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Kebapları koyduğun tahta, yani bu organizasyon diyeyim ben. Yani çok beğendim, çok güzel gerçekten. Hamur istemiyorum demiştin. Birkaç tane görüyorum yani kek gibi falan. Ama ben onlara çok şey yapmak istemiyorum açıkçası. Bir gün sofrası görmüyoruz. Patates salatası falan var. Ben onu da hanımlar mezeden sayıyorum bu arada. Yani benim için bir meze. Çünkü biz de mesela mangal falan yaptığımızda bu mezelerin çoğunu yapıyoruz. Evet. Özellikle kuru dolma benim vazgeçilmezlerimden biri. Gerçekten çok severim. Ben etli kuru dolma severim. Siz nasıl yaptınız? Biz etsiz yapıyoruz. Et koymuyoruz biz. Et koymuyoruz. Bu şekilde tercih ediyoruz. Biz etli yapıyoruz. Evet, öyle de istiyorlar. Evet. Ama gerçi ben çorba sevmiyorum zaten. Tercih etmiyorum çok fazla. Ama gerçekten masana bayıldım. Bir de yemek tabaklarını ben yorumlamak istiyorum. Benim de tabaklarımda böyle desenler var. Ben tabaklarını beğendim. Ama böyle azıcık böyle buralarda şey olabilirdi yani gümüş detayı. Yani ya da gold ama gold bir şey yok masamda. Gümüş detayı güzel olurdu. Çatal bıçağına gelirsem de onlar da gayet uyumlu masana. Bardakların aynı şekilde. Özellikle ayaklı bardak çok hoşuma gitti benim. Biraz şeyler çıkmış ama bu da artık yani malum. Aynen. Şey olduğu için ona bir şey diyemeyeceğim. Çok değişik hanımlar değil mi? Ben hep standart buluyorum var yani.
değişik buldum. Masanın kısacası beğendim. Sadece çay bardaklarım biraz şey, spor. Çok teşekkür ederim. Ben çay demek istiyorum. Ben cevap vereyim arkadaşıma. Çay bardaklarını ben sonradan aldım. Ayrı ayrı aldım. O yüzden ben uyum sağladım. Teşekkür ederim. Dün bir Balkan esintisi göremedik. Camlardan, kapılardan esintiler girdi. Ama olsun. Bugün böyle gerçekten mangal şov görüyoruz. Ellerine sağlık. İçeceklerin de var. Görüyorum ki sunumluklarına koymuşsun. Yani umarım bazıları da bundan esinlenir. Ben cevap vermek istiyorum ilk önce. Evimde o kadar detay vardı ki yani bir o gözünüze çarptı zaten. O da nazarım olsun diyorum Zeynep'cim. Olsun, nazar sonuçta olabilir. Benim kahve sunumuma sadece incir tatlım bulaşmıştı birazcık altına. O da mutfağım çok kalabalık olduğu için. Senin de burada tabağına bulaşmış. Şöyle göstereyim. Yani ben de göstermek istedim. Yani çok sıkıntı edici bir durum değil. Olabilir yok, yani. Yok, sıkıntı etmiyorum. Sadece sen bende o şekil gösterdiğin için daha dikkatli olabilirdin. Hani dediğin için ben de sana göstermek istedim. Yani çok saçmaydı. Yani madem rahatsız etmiyorsa seni neden şu an söyleme gereği de bulundu? Benim kalkar şu an sana yenisini de getirdim. Hiç problem değil. Evet. Sen yeter ki kendini rahat hisset. Benim tepsimin altındaydı. O yüzden seni rahatsız ettiği için bu da beni rahatsız etti. Söylemek istedim açıkçası. Ne hayatım, makinanda bir sıkıntı mı var? Neden? Çünkü lekeler var, görüyorum. Lekeler değil on. Şey, bir bak istersen. Ha, şunlar mı? Evet. Sanırım makinenle alakalı bir şey. Olabilir. Yani buna çok bir şey demek istemiyorum. Çünkü artık kimse elinde yıkamıyor hanımlar. Yani evet, makine yıkıyor, bazen aceleye geliyor, şey yapamıyoruz. Bende de oluyor. Hayır, Zeynep, hiç problem değil. Ben zaten çorba kullanmadığım için. Teşekkür ederim. Düşüncen de çok hoşuma gitti bu arada. Ben kaşık çatalını beğendim. Çünkü aynılarını ben de kullanıyorum. Fiyatı nedir? Şöyle takım olarak almıştım ben. Yemek takımım, tencere setim, kahvaltı setim, kaşık bıçak takımım hepsi 15.000 TL. Aynen, ben de o fiyatı almıştım. Aynıları bende de var. Ben de suklalarından bahsetmek istiyorum. Açıkçası şöyle bir bakacağım. Hoşuma gitti. Biraz spor kaçmış ama sanki şunların yanına. Onun dışında karafların çok güzel. Trinç'in sen de benim gibi cam kapta koymuşsun. Benim hoşuma gitti. Onu mecbur o şekilde koymak zorundaydım hanımlar. Çünkü şekli hem bozuluyor hem de tabakta olmuyor. Masa örtün ne kadar? Masa örtün 1000 TL. Ben biraz şey buldum, pahalı buldum. Pahalı bulmamın sebeplerinden bir tanesi de çok böyle hani günümüze uyan bir model değil. Biraz daha modern olsaydı mesela Fransız dantel dediğimiz şeyler var. O tarz bir şey olsaydı bence evet değer miydi? Değerdi diye düşünüyorum. Ama birazcık demode kaçıyor bu artık. Ve sofrana da hiç uymamadığını düşünüyorum. Yani ben senin yani gibi mesela düşünmüyorum. Bunlar falan daha değişik sanki. Ben bir şey sormak istiyorum. Bugüne kadar olan bütün masalarda ben Bursa lezzeti göremedim. Kendi masam hariç. Burada ne var Bursa lezzeti olarak? Ben başından beri Bursa lezzetleriyle alakalı hiçbir şey söylemedim. Bursa lezzetleri de çıkaracağım demedim. Evet. Benim aklımda zaten mangal vardı. Ben bu şekilde sunmak istedim. Mangalın yanına da herhangi bir şey yapmak istemedim. Çünkü sadece meze olarak gittiği için. Ama Bursa gelinleri olduğumuz için en azından bir şey koyabilirdim bence. Yani sadece Bursa gelini olarak bir eksik yemeğim olsun. Böyle de bir kebapçı dükkanına gelmiş gibi hissediyorum. En azından tatlı olarak bir kestane şekeri olabilirdi. Sen benim masamda mesela hiçbir şey yemedin desem yeri. Ben de çayını içiyorum şu an. Yani, yorumlarınla çelişki içerisindesin. Az önce beğendiğini söylüyorsun. Ben masanı genel olarak beğendim. Ya genel demedin bana. Sen bu şekilde beğendiğini söyledin. Şimdi daha farklı yorum yapıyorsun. Tatlıya gelince evet kestane şekeri ben kendim tercih etmiyorum, sevmiyorum. Ama o yüzden sevmediğim bir şeyi de size yedirmek istemedim. Önde zaten tatlılarım var. Et sonrası tatlı da yiyebilirsiniz. Ama aramızda et sevmeyen olabilir yani bilemedim ben. Ama bunu ben bilemem ki. Evet, o zaman ama tek tek birbirimize mi soralım? Hayır, Bursa'ya özgü bir şey koyabilirdim ben. Ben koymadım, tercih etmedim. Ben bu şekilde yapıyorum. Yani benim koyduğuma da laf ettin. Ne dedin? Beğenmedin, Bursa'ya özgü ben bir şey Bursa'ya yok dedi. Ben Bursa'ya özgü bir şey demedim. Madem yapıyorsun, Bursa'ya özgü demedin, İnegöl'le alakalı muhabbet yaptın. Arkaya niye koydun, ön masaya koydun? Ben bunu çünkü yerim sürekli yoktu. Sana söylüyorum. Sen neden algılamıyorsun? Yerim yoktu. Peki sen niye masanın önüne koydun? Mesela ben şu anda burada göremiyorum. Neyi göremiyorsun onu anlamadım. Hiçbir şey göremiyorum öndeki. Mesela hiçbir şey derken? Öndekileri göremiyorum. Hangi öndekileri? Aşağıda sinirin olanları. Misin?
Aşağıdaki olanları buraya nasıl sığdırabilirim? Aşağıdakiler tatlı. Tatlının ben arkadakilerine sığdırabilirim. Bir şey seninki çok farklı. Değil. Bunlar tatlı, tatlı. Yemeğin yanında tatlı olmaz şu an. Tamam ama benim de yemeğimizi arkadaydı. Yemeğimizi yeriz, sonrasında tatlımızı tercih benim edersek alırız. Benim de arkamdaydı. Neyse. Senin arkandaydı, en azından benim önümde. Ya tamam, benim masam kimseyle yani yarışamaz yani. Bu bir, herkes bilmeli bunu yani. Gerçekten. Yani evet. Eda Nur, ben buna sana asla Eda Nur, lütfen. Evet, lütfen yani gerçekten masamın hakkını yeme. Ben çok özenerek yaptım. Hem dışarıda gerek mangalım olsun, gerek buradaki şölenim olsun. Sizler için yaptım. Sizler çünkü benim çok değerli misafirlerimsiniz. İlk defa evime geliyorsunuz. Ben bu şekilde ağırlamak istedim. Hamur işi yapmak istemedim. Bence sen de biraz hamur işi yeme. Neden? Yeme. Bence biraz uzak dur. Yani sen bunları yiyince ne oluyor? Yani ben de hamur işi yiyorum illaki ama ben her gün yemiyorum ya da sunmuyorum. Ben de her gün yediğimi söylemedim zaten sana. Ne yapıyorum sürekli diyorsun, fırın temizledim. Tamam, benim kocam seviyor, eşim, dostum geliyor bana, ben de yapıyorum yani. Yani ben senin kocana seni sevmesinden bahsetmiyorum. Kocam. Neyse Eda, sen haklısın. Neyse, ben de yemiyorum, size afiyet olsun. Çekemedi, kıskandı. Bana orada ne için gönderme yaptığını anlamış değilim. Kendisi ne yiyor acaba? Sırf bizden kötü yorum almamak için bu şekilde konsept yaptığını adım kadar eminim. Ve ben de hiçbir şeyini beğenmedim. Ben bu konuda asla Eda'ya katılmıyorum. Evet, çeşit çoktu. Tam bir Bursa sofrası vardı. Evet. Ona katılıyorum. Ama Bursa sofrasını sen tamamen arkada bırakmışsın Eda. Bunu sana 10 bin defa da olsa söyleyeceğiz. 100 bin defa da olsa ben söyleyeceğim şahsen. Çünkü sen... Yani koyulmaması gerekenleri ön tarafa, koyulması gerekenleri arka tarafa koymuş. Ben öyle uygun kesinlikle gördüm. Kesinlikle katılıyor. Ben öyle uygun gördüm. Benim sofram, benim masam. Sen burayı böyle uygun görmüşsün, bana göre uygun değil. Senin yaptığın ikram var mı peki masandan? Hayır, ben bir şey yapamadım. Çok yorgundum. En azından benim yaptığım bir şeyler vardı yani. Tamam, aman sen yap zaten Eda. Tamam, evet. Bir şey demiyoruz sana. Yapamadım, sağ olsun. Annem ve Eltim çok uğraştı ikisi. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Benim yorumum bu kadar. Küstün mü bana? Hayır. Senin yaptığını yapıyorum şu an. Ben de yemek istemiyorum. Peki, tercih senin. Yani evet. Bu beni üzer. Sonuçta misafir olarak gelmişsin. Çayını tattım, ben beğendim. Ben sana yeme demedim. Tabii ki de yiyebilirsin. Ben de lütfen bu şekilde de yapma. Eğer ki kalbini kırdıysam özür dilerim. Ama çok gereksiz yorumlar yapıyorsun bazen gereksiz Eda. Gereksiz yorum değil. Benim onca çeşidi. Yani bence bu emeğe... ağzını bile sürmedi. Orada mesela mangal yaktık. Yani bir emeğe saygın olsun. Ben de size hamur yoğurdum. Tamam yani. Yedim. Salçalı ekmeğini yedim. Tamam, afiyet olsun. Soframda onca şey varken kulp buldun. Lütfen Eda, ben... Et yemeni istiyorum. Ben et sevmiyorum. Teşekkür ederim. İstemiyorum. Bir tadına bak. Sevmiyorum. Kırma istersen beni. Yok hayır, sevmiyorum. İstemiyorum. Ben hamur işi seviyorum. Oradan devam ederim. Sen yiyebilirsin. Tamam, sen hamur işi yemeye devam et. Aynen, ben yiyeyim. Al arkadaşım. Afiyet sen olsun. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Yemedim çünkü bana o şekilde kaba konuştu. Açıkçası hoşuma gitmedi. Ben orada belki yiyecektim. O benim masamda ayıp yaptı. Ben yapmayacaktım. Ama bana o şekilde davranınca ben de yemek istemedim. Hanımlar? Ben kebap sevmiyorum ama köfte alabilirim bu arada. Sen yersin, yersin. Ben yerim. Evet, ben yerim, ben severim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hanımlar, tadıma geçtiğinize göre yorumlarınız... Bitti. Eda Nur, sen yememekte kararlı mısın? Evet, istemiyorum. Ben hamur işi sevdiğim için göremedim ne yazık ki. İnşallah yarın arkadaşımızın evinde olur da yeriz, aç kalmayız. Hamur işi olarak lavaş var istersen. Yok ya, o şekilde de sevmiyorum. O zaman yiyenlere afiyet olsun. Düğün izlemede görüşürüz. Görüşürüz.